Aşağıdaki tablo 0 ve 3 dahil olmak üzere 0 ile 3 arasındaki t için bir motosikletçinin konumu s'yi göstermektedir. Bu ifade t'nin aralığın bir parçası olduğunu, t'nin 0 ile 3 arasında olduğunu söylüyor ve bunu burada görüyoruz. Sorunun devamında kat edilen mesafe s'nin metre türünden ölçüldüğü ve t'nin de saniye türünden zaman olduğu söylenmiş. Motosikletçinin 3 saniye boyunca hızlandığını varsayın demiş ve ilgili bilgiler tabloda verilmiş. Burada 0 saniye ile 3 saniye arasındaki zaman ve burada da zamanın fonksiyonu olarak da görebileceğimiz verilen zamana karşılık gelen mesafeler var. 1,5 ee, ile 2 arasındaki t için ortalama hız 20 3 metre bölü saniyedir. Yani bu aralıktaki delta s bölü delta t'nin ne olduğunu bulmuşlar. Evet, bunun 23 metre bölü saniye olduğunu bulmuşlar. Bunu isterseniz siz de doğrulayabilirsiniz. S'deki değişim 11 buçuk değil mi? Zamandaki değişimi ise 0,5. 11 buçuk bölü 0,5 ise tabii ki evet 23 ediyor. İşte bunu bu şekilde bulmuşlar. Ayrıca bize 2 ile 2 buçuk arasındaki ortalama hızı da söylemişler. Bu da yine mesafedeki değişim bölü zamandaki değişime eşit ve buna göre 31,8 metre bölü saniye olduğunu söylemişler bize. Teşekkürler. Sonra da soruda denmiş ki t eşittir 2 saniye. Saniyesindeki anlık hızın yaklaşık değerini bulun ve bu değeri t eşittir 2 e, saniyesinde st'ye t'ye olan doğrunun denklemini yazmak için kullanın. Evet, bu değeri yaklaşık olarak bulmayı deneyebiliriz. Bu noktadaki yani tam t eşittir 2 saniyesindeki teğet doğrusunun eğimini 1,5 ile 2 ve 2 ile 2,5 arasındaki kesen doğruların eğimlerinin ortalamasını alarak yaklaşık olarak hesaplayabiliriz. Dolayısıyla aslında teğet doğrusunun eğimini yaklaşık olarak bulmak için buradaki iki değişim oranının ortalamasını yani bu iki eğimin ortalamasını Almamız gerekecek. Hadi şimdi bunu yapalım. Ortalama 23 artı 31,8 bölü 2 olacak. Bir bakalım bu neye eşitmiş. Burası 54,8 değil mi bölü 2? Peki bu, bu da 54 bölü 2, 27. O zaman cevabımız 27,8. 4. İşte bunu anlık değişim oranının yani teğet doğrusunun eğiminin yaklaşık değeri olarak kabul edebiliriz. Şimdi bir de bizden istenen denklemin ne olduğu. Bizden sadece eğimi istemiyorlar. Eğim bu. Soruda ayrıca denklemi nokta eğim formunda istediklerini de söylüyorlar değil mi? Ve bize de t'nin bağımsız değişken olduğunu hatırlatıyorlar. Şimdi nokta eğim formu aslında doğrunun tanımından geliyor. Bir doğru her zaman sabit bir eğime sahiptir. Öyleyse bu doğrunun üzerindeki rastgele bir noktayı seçtiğimizi düşünelim ve bunu şu şekilde yazalım. T virgül büyük S. Evet, bu teğet doğrusunun üzerindeki rastgele bir nokta olsun. Şimdi, bu noktayla şu nokta arasındaki eğim her zaman sabit olacak, öyle değil mi? Peki, bu nokta ile şu nokta arasındaki eğim nedir? S'deki değişim, yani S-2 bölü T'deki değişim, yani T, pardon. Pardon bunları karıştırmışım. Silip tekrar yazayım. Evet. Ee, S eksi 30,2 diyeceğiz. Ve T'deki değişimde T eksi 2 olacak. İşte bu eğimimize eşittir. Teğet doğrusu boyunca herhangi bir noktada eğim her zaman bu. Yani 27,4 olacak. Şimdi iki tarafı da bir t eksi 2 ile çarpalım ve bunu nokta eğim formuna getirmiş olalım. Yani şöyle yazalım. s eksi 30 eşittir 27,4 çarpı t eksi 2.